zaman Ali Akman'a gelelim. Eyüp abi, sabırsızlıkla bu dakikaları bekledin. Ben Ali Akman'a çok ciddi şekilde araştırdım. Hatta yayına birini bağlayacaktık, bir hocamızı bağlayacaktık. Maalesef izin alamadı, bağlayamadık o yüzden. Ama tabii sen de Ali Akman hakkında ciddi bilgiler topladın. Ben de aynı şekilde topladım. Bunun yayını ben ekstra yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle yapacağım. Ama senden bir Ali Akman yorumu alayım. Şimdi bu arkadaş 18 yaşında. Geçen sezon 25 maçta 4 gol, bir asist yapmış. 17 yaşındayken bu istatistikleri yapmış. Bu sezon ise Premier seviyeye çıkmış. Yani açıkçası 8 maç 7 gol, bir asisti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Asistinden emin değilim ama 8 maçta 7 gol atmış. Çok yetenekli bir futbolcu. Boyu kısa, 1.72, kısa boylu. Ama hız demiyorum. Bakın, hız farklı bir olay. Onyekuru nasıl savunmanın arkasına atılan toplara koşup ceza sahasına taşıyordu? Onyekuru gibi değil ama topla buluştuğu an çabukluğu var. Yani ağır kalmıyor. Hemen bitirebiliyor. Çok net bir vuruşu var. Hatta en iyi olduğu nokta, en iyi olduğu konu arkadaşlar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı hiçbir pozisyonu kolay kolay kaçırmıyor. Çok klas, çok net bir vuruşu var. Boyu kısa olmasına rağmen kafa toplarında iyi. Çünkü pozisyon sezgisi çok iyi Ali Akman'ın. Kim böyleydi hatırlar mısınız arkadaşlar? Suat Kaya. Çok kısa boyluydu ama her türlü kafa topuna çıkardı. Sıçraması iyiydi, sezgisi iyiydi. Çok net kafa golleri atardı Suat Kaya. Ali Akman'ın kafa vuruşları da iyi. Ceza sahasındaki üretkenliği muazzam. Fakat eksileri de var bu çocuk. Eksileri de şu. Bunu da hocasından öğrendim. Bir, markajı sevmiyor. Yani bir takım bugün Ali Akman'ı oynatmayacağız, onu yakın savunuyoruz ve biraz da sert oynuyoruz dediği zaman sinebiliyormuş arkadaşlar. Kaybolma ihtimali oluyor. Ama bunu geliştirebilir, güçlendikçe bunu da aşabilir diyor eski hocası. Artı, çabuk yoruluyor diyor. Yani maç içerisinde 2-3 depar attıktan sonra bir müddet dinlenme ihtiyacı duyuyor ve kayboluyor maç içerisinde diyor. Fizik kalitesi de çok üst seviyede değil. Fizik kalitesini ve sertlik karşısında, o markaj karşısındaki o pes etmesini bırakırsa, onu da iyi bir seviyeye çıkarsa çok kaliteli, üst seviye bir hücum oyuncusu olur. Hem kanat forvet olarak kullanabilirsin, hem de direkt santrafor olarak oynatabilirsin. Yani geleceğe dönük iyi bir yatırım olur. Bursaspor'da sevgili arkadaşlar, sözleşmesi bitti. Yani Bursa'yla sözleşme yenilemeyecek ve şu an Almanya'dan ve İspanya'dan bazı takımlar kendisiyle ilgileniyor. Türkiye'den de Galatasaray ciddi bir şekilde bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray, ya yani Türkiye'de kalırsa Galatasaray'ın ben çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Zaten Ali Akman aynı zamanda Galatasaray'ı tutan Galatasaraylı bir futbolcu. Galatasaray bu transferi bence bitirmeye yakın. Ama şöyle bir şey olursa, Galatasaray'ın teklifiyle Fenerbahçe devreye girip Fenerbahçe de teklif yaparsa ve bu çok ciddi bir fark oluşturursa, yani şöyle de bir şey demiyorum arkadaşlar. Galatasaray atıyorum 500 bin euro teklif etti Ali Akman'a. Fenerbahçe ise 1,5 milyon euro teklif etti. Orada oyuncu Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Fenerbahçe çok büyük bir teklif verirse Fenerbahçe'yi seçebilir. Ama normal şartlarda Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği genç, bonservisi elinde olan bir yetenek olduğunu ve Galatasaray'ın da transfer etmek için uğraştığını söyleyelim. Evet, yani şimdi taraftar bana da çok sordu. Twitter üzerinden de bakıyorum ki Ali Akman isteği var. Ben de izledim. Çok çabuk bir futbolcu. Ceza sahası içerisinde bitiriciliği çok iyi olduğunu söyledin. Ben de katılıyorum ama şimdi çok farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Erdal'a soracağım. Sonra sen de yanıtlamak istersen yanıtlarsın Eyüp abi. Ali Yavuz Kol geçen yıl 26 maçta oynamış, 9 gol atmış, 1 tane asist yapmış. Tarsus İdman Tarsus yurdu. İdman Tarsus'ta oynuyor. Üçüncü ligde. Evet. Üçüncü ligde. 3. ligde. Oğulcan Çağlayan 22 maçta oynayıp 3 gol atmış, 2 tane asist yapmış. Ki Oğulcan Çağlayan'ı genç statüsüne sokmayalım. Ama öbür taraftan da Kerem Aktürkoğlu'na bakalım. 28 maç oynamış, 17 tane gol atmış, 1 tane asist yapmış. Yani şimdi bunları niye söylüyorum? Şu an herkes şey bakımından bakıyor. Asist, işte kaç gol atmış, bu kadar oynamış, şu kadar gol atmış.
Ama üçüncü lig de çok zor bir lig. Tabii Süper Lig gibi değil. Burada çok ciddi maçlar da oynanıyor. Şimdi Oğulcan'ı da biliyoruz nasıl oynadığını ama Fatih Terim de aldığı gençlere de forma şansı vermiyor Erdoğan. Bu bir gerçek. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu hiç görmedik. Görmek istiyor taraftar. Ya yani bir kere 10 dakikada olsun görmek istiyor. Oğulcan Çağlayan'ı 1 dakika gördük. Ali Yavuz Kol'u hiç görmedik. Yani transfer de yapsak acaba Ali Akman'ı tercih edecek mi? Yani direkt ilk 11'inde oynatacak mı? İlk 11 oynatmasa bile sonradan kadroya monte edecek mi Fatih Terim? Şimdi Ali Akman'ın kafasında şu oluşur mu? Ya onlar gitti, oynayamadı. Ya ben gitsem ne olur? Bunu düşünürüm sence. Son soruna başlayayım. Düşünür. Şimdi 18 yaşında kendini daha iyi geliştirebileceği bir kulübe gitmek ister. Bu tarz çocuklar da oynamak isteyeceği kulübe gitmek isterler. Bu birincisi. İkincisi, şimdi Fatih Terim tabii ki bir faktördür. Ama Fatih Terim'in bu genç isimleri oynatmamasının ben iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Şimdi birinci nedeni Galatasaray kötü oynuyor. Şu süreçte ben Fatih Terim'in bu tarz genç oyuncuları Oğuzhan dışarı tutalım. Süper tecrübesi olan bir isim sonuçta. Bu tarz isimleri oyuna sürersem, kaybedersek bu kötü gidişatta bu çocukları da kaybederim mantığıyla belki de oyuna sürmek istemiyordur. Ozan Kabak'a iyi bir dönemde kazanmıştık zaten. Takım da iyiydi. O dönemde kazanmıştık. İkinci sebebi olarak da Eyüp abi çok güzel özetledi. Ali Akman'ın fiziksel olarak yetersiz olduğunu, erken yorulduğunu, zor fizik gücüne dayalı bir oyun olduğu zaman erken koptuğu, oyun içerisinde koptuğunu söyledi Eyüp abi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanlarını izlemiyoruz. Veya Ali Özkoğlu'nun antrenmanlarını da izlemiyoruz. Belki de bunlar da henüz Süper Lig seviyesinde değil. Biz buradan evet konuşmak, görmek istiyoruz onları. Takımda onlara oynarken izlemek istiyoruz ama belki de Ali Akman gibi hazır değiller Süper Lig'e. Belki de antrenman puanları yetersiz olabilir. Evet Kerem Aktürkoğlu 17 gol atmış olabilir ama Süper Lig'le 3. Lig arasında çok büyük bir fark var. Ve Süper Lig'de artık günümüz Süper Lig'inde yani şöyle söyleyeyim ben. Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuzkoğlu şu an Hollanda'ya götür. İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olur. Belçika Ligi de aynı şekilde örneğin ama Türkiye Süper Lig'in %70'i Avusturya'da. Avusturya evet. %70'i fiziğe dayalı Türkiye futbolunun. Yani fizik gücün düşükse kesinlikle ama kesinlikle oyun kaybediyorsun. Galatasaray önceki yıllara baktığımız zaman 70'ten sonra düşen bir Galatasaray vardı ve hep özellikle geçen sene 75'ten sonra sürekli gol yiyen bir Galatasaray vardı. En kötü Ankaragücü maçını hatırlayın. 2-2 biten maçı. Buna benzer birçok maç vardı. Galatasaray fiziksel olarak hazır değildi. Fiziksel olarak eğer iyi bir seviyedeysen bu ligde 1-0 öne geçiyorsun. Üstüne de oyuncuların da yetenekliyse zaten her türlü şampiyonluğu elde ediyorsun. Tudor'un da yaptığı antrenmanlarda da Evet. görüntü gitti galiba Erdal. yine. Evet, şimdi geldi. Yo iyisin. Yo iyisin. Galatasaray Tudor döneminde Tudor'un istediği şey şuydu. Sürekli kondisyon yüklemesi yapıyordu ve sürekli takımının koşmasını istiyordu. Galatasaray böyle olursa kazanır ama diğer türlü kazanamaz. Bu oyuncular daha doğrusu. Yani tabii ki de ben başta da söyledim Süper Lig'le işte 3. Ligi kıyaslamayalım. Ama şöyle bir şey de var. Şu an kıyasladığımız ligde o zaman birinci lig. Yani Galatasaray'a Ali Akman geldiği zaman şunu diyeceğiz o zaman yine. İşte Ali Akman oynamıyor. O da işte Bursaspor'da birinci ligde oynadı. Süper Lig'le birinci lig bir değil diyeceğiz. Ya yani benim anlatmak istediğim şu cesareti gösterebilse Fatih Terim oynatsa oyuncunun da aklında bir soru işareti kalmayacak Eyüp abi. Ya vallahi yani %100 haklıyız bence. Yani tabii ki de Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör ama şu gençlerle ilgili yaptığımız eleştiride %100 haklıyız. Yani şöyle bir durum olsa mesela gerçekten çalışan iki tane atıyorum kanat oyuncunun olur. Yani Feghouli iyidir, formdadır. Onun alternatifi de kim diyelim mesela bir tane sağ kanat oyuncu Yusuf Erdoğan'dır tamam mı? Kasımpaşa'daki çocuk. Onu nasıl kaçırdık ben aklım hayalim almıyor. Yani sadece formayı erken giydi diye Fatih Terim ondan vazgeçtiyse yani gerçekten kaçan balık çok büyük olmuş yani. Şu an
Galatasaray'ın tam aradığı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan arkadaşlar. Kasımpaşa'daki çocuk. Farz edelim. Orada Feghouli var, Yusuf var. Hoca ikisini tercih ediyor. Ve fena da katkı almıyor. O zaman kimse şunu söylemez. Neden Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmıyorsun demez. Veya neden Oğulcan Çağlayan'ı oynatmıyorsun demez. Ama ya Feghouli oynamıyor ve Kerem Aktürkoğlu'nun bunu çok büyük, yani bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun şu Feghouli'den ama formda Feghouli'den değil, şu Feghouli'den kötü oynama ihtimali yok arkadaşlar. Neden atmıyorsun hocam sahaya? At görelim. At görelim. Zaten Feghouli ne kadar kötü oynuyorsa en senin başına gelebilecek maksimum şey bu. O yüzden oynat. Zaten başka alternatifin de yok. Biz buna kızıyoruz. Feghouli'yi oynatmadığın zaman da 3 kişinin yeriyle oynuyorsun. Onu sağa çekiyorsun, diğerini ortaya çekiyorsun, şöyle yapıyorsun. O zaman da gene bir şey anlamıyoruz. Gene taşlar yerine oturmuyor.